la mia Violetta agi per me lasciò dovizie, amori e le pompose feste. O vaglio omaggi avvezza, vede a schiavo ciascun di sua bellezza. Ed or contenta in questi ameni luoghi, tutto scorda per me. Qui presso lei io rinascer mi sento, e dal soffio d'amor rigenerato scordo le gaudi suoi tutto. Mağara hakkında biraz bilgi versene abi. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Mağara tam bir rock'n'roll. Yıllar önce ölçümü yarım bırakılmış çeşitli olaylar yüzünden. Tahmini derinliği 170 metre, eksi 170 metre olarak söylenmiş raporda. Fakat geçen sene değil, evet 2 sene önce Gülşen'le beraber biz yeni bir kol bulduk fark etmeden. Yukarıya çıkınca Süha'ya anlattığımızda bunu fark ettik. Bugün üçüncü gün, son üç gündür bu eksik kalan ölçümlerle beraber o devam eden kolla beraber 5 tane devam eden kolumuz var. Mağaranın uzunluğu 800 metreye ulaşmış durumda. Giriş kotuyla son bıraktığımız kot arasında da altimetremiz 270 metre gösteriyor. Fakat işte sapma derecesini hesaplarsak biz 250'lerde olduğumuzu düşünüyoruz ve mağara devam ediyor. Bugün de mağaranın girişine yakın düz bir duvarın üzerindeki bir kola eight climbing ile tırmanış yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Okay. Şimdi nereden iniyoruz abi? Nedir burası? Şimdi burası mağaranın girişi. Bayağı büyük bir giriş. Şu anda hepsini görebiliyor musun bilmiyorum ben de. Burası bayağı dik bir çarşak. Okay. İlk inişi iple inmek hem konforlu hem de güvenli. Tamam. Tabii yürüyerek de inebilirsin ama bir kısmını iple iniyoruz. Okey. Kolay gelsin. Eyvallah. Thank you.
Bir hayli yağmur yağıyor. Sinan, abi ne yapıyoruz şimdi? Şimdi destekli tırmanış için malzeme hazırlıyorum. Kısa bir rota olacak, dolayısıyla hafif ilerleyeceğiz. Tamam. Bu yüzden şanslıyız. Platform da almadık çünkü çıkacağımız mesafe de kısa. Ekstra ağırlık olmasın yanımıza ve biraz da doğaçlama yapacağız. Ne kullanacaksın abi tırmanışta? Deminden bir şeyden bahsediyorduk, gri gri miydi? Aa evet, gri gri kullanacağım tırmanışta. İstasyona taktığım lanyardı uzunluğunu kısalığını ayarlamak için çok kullanışlı bir alet göre göre. Kaya tırmanışçıları çok sık kullanıyor bu alet. Emniyet alıp vermedi. Otokilit sistemi vesaire var. Neyse aletin reklamını yapmayalım ama. İşte böyle aslında bununla birlikte 10 milim kalınlığında yaklaşık 1,5 metrelik bir lanyard olursa elinizde gri griye takıp lanyardı ayarlanabilir bir lanyard haline getirebilirsiniz. Güzel. Normalde mağarada pek kullanılmaz ama ben tırmanış ayakkabısını vesaireye de getirdim. Çünkü rotada 2-3 tane kolay tutamak gördüm. Durup bekleyip bolt çakabileceğim. Bakalım planlandığı gibi gider umarım. Okay. See you. Evet. Sinan neredeyiz, ne yapıyoruz? Neredeyiz? Karlık Mağarası'nın travers geçişinin son boltundayız. Burada şu karşıda bir yan kol var fakat biraz yukarıda. İki duvarın birbirine yakın olduğu kısımdan boltlayarak yukarı tırmanmaya başlayacağız. Umarım kol devam ediyordur. Amin. Görüşürüz. Gideceğimiz kola bakalım. Ender abi, ipe gudumu takar mısın ya? Guduyu unuttum. Gudu? Sen de Vivo per verità, vivo per verità.
Buradan. Çok iyi. O evi nerede bulacağız? Şimdi son 3 videodur size bahsettiğim destekli tırmanışı desteksiz olarak gerçekleştirdik. Sebebi de gördüğünüz tamaklar tırmanmaya yetiyormuş. Rotayı gösterir misin Ender? Gösteriyorum. Rota 3 voltluk bir rota. Karşı duvardan baca yaparak başlıyor. Kendini volta sabitliyorsun tabii 10 saat gittiğimiz için. Sonrasında 2 tane kolay krim tutamak var. Orada denge yükselişiyle diğer boltu da çakıp yukarıya kendimizi atıyoruz. Çok güzel. Bu rotanın derecesi 4 falandır kayıt tırmanışına göre. Kolay bir rota. Tabii ama 10 saat olduğu için biraz zorladı. Biraz mağara koşulları. Şimdi bu kol devam ediyor mu diye bakacağım. Eğer devam etmiyorsam bir yiyip devam ediyorsa ne yani? Kol bitti. Ne? Ciddi misin?